Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. 49. testimizde kitabımıza devam ediyoruz. X ve Y pozitif tam sayılardır. X kare eşittir 13 artı Y kare olduğuna göre X çarpı Y nedir demiş. Hemen Y kareyi sol tarafa alalım. X kare eksi Y kare eşittir 13. Çarpanlarına ayırıyoruz. Ve burada şu yorum yapmalıyız. X ve Y pozitifse X ile Y'nin toplamı yine artı olacaktır. Arkadaşlar burası da artı olsun ki artı ile artının çarpımı bize artıyı versin. 13'ün çarpanları ise 1 ve 13'tür. Arkadaşlar X eksi Y 1 olur. X artı Y 13 olur o zaman. Bunları topluyorum. Y'ler gidiyor. 2X eşittir 14. X buradan 7 geliyor. Buradaki denklemden Y'ye ulaşalım. Y'miz buradan 6 geliyor. Hemen yazıyoruz. 7 çarpı 6 42. Mx eşittir n eksi x olduğuna göre x'in eşiti nedir demiş. Hemen x'leri bir tarafa alalım. Mx artı x eşittir n. Arkadaşlar x'ler ortak, o yüzden x parantezine alıyorum. M artı 1 eşittir n. Burada çarpım durumunda ya m artı 1. Onu sağ tarafa bölü olarak geçiriyorum. N'ye bölü m artı 1 cevabımız. Olduğuna göre a nedir demiş. Arkadaşlar içler dışlar çarpımı var. Önce şunu yazalım. a eksi 3 eşittir. Diğer tarafta a artı 2 çarpı a eksi 2 var. Burayı dağıtarak yazacağız. Bakın a kare eksi 3a eksi 3a daha eksi 6a ve buradan artı 9 gelir. Burada ise arkadaşlar 2 kare farkı var. Dağıttığımızda a kare eksi 4 gelir. A kareler birbirini götürür. Eksi 6a eşittir eksi 4 eksi 9. Eksi 6a eşittir eksi 13. A'mız buradan 13 bölü 6 gelir. Gelelim 4'e. Bana denklemi vermiş, x nedir diyor. Paydalarını eşitleyeceğiz. 3 ve 2'nin ekoku nedir? 6'dır. Dolayısıyla paydalarını 6 yapmaya çalışacağız. Buraya da 1 yazalım ve 6 diyelim. Paydalar eşit olduğu için tekrardan payda kısımlarını yazmaya gerek yok. Çarparak yazalım. 2 çarpı 2x eksi 4 nedir? 4x eksi 8 artı 6x eşittir. Buradan da 3x artı 6 olur. Arkadaşlar 4x 6x daha 10x'tir. 10x eksi 8 eşittir 3x artı 6. 3x'i buraya alıyorum. 8'i buraya alıyorum. Buradan 7x eşittir 14. Her tarafı 7'ye böldüğümde x 2 gelir. M neyden farklı? M sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere x hangisidir demiş. Arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapacağız. İçler dışlar. Burada önce bir yazalım. İsterseniz öyle dağıtalım. N çarpı x eksi ne oldu? Dağıtıyoruz. Mx m kare. Buradan da nx n kare. X'leri bir tarafa alıyorum. Buradaki x'i sol tarafa alıyorum. Mx eksi nx m kareyi bu tarafa alıyorum. M kare eksi n kare. Arkadaşlar burada x parantezini alacağız. M eksi n. Sağ tarafta m kare eksi n kareyi çarpanlarına ayıracağız. M eksi n çarpı m artı n. Şimdi dikkat edin. M n'den farklı diyor. Yani biz bu n'yi sol tarafa alırsak m eksi n sıfırdan farklıymış. Sıfırdan farklı olduğu için bunları sadeleştirebilirim. Sonra x eşittir m artı n yazacağız. Arkadaşlar sadeleştirme olabilmesi için ifadelerin sıfırdan farklı olması gerekir. Bu önemli bir ayrıntı. X eşittir m artı n'dir. 6'ya bakalım. A artı b artı c nedir demiş. Şimdi arkadaşlar mesela bunları toplarsam 3a gelir. 5b gelir, olmaz. Demek ki bunları birazcık birbirine benzetmemiz lazım. Yani 3a ise 3b 3c şeklinde gitmesi lazım. Bakın ben burayı eksiyle genişletirsem eksi artı eksi şeklinde. Ne oldu? Topladım 3a oldu. 4b eksi b'den 3b oldu. 2c artı c'den 3c oldu. Sonra 14 eksi 1 13. 13 artı 5'ten 18 oldu. 3 parantezine alıyorum. Ve 3'e böldüğümde a artı b artı c buradan 6 gelir. Denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlı olduğuna göre a nedir? Arkadaşlar bu denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlı ise bakın x ve y değişkenlerinden oluşuyor. O zaman çözüm kümemiz böyle bir şey. Şuradaki denklemlerden x ve y'yi bulmaya çalışalım. Önce aşağı yazıyorum. 2x artı y eşittir 9. Aşağıdaki ifadeyi 2 ile genişletiyorum. Burası x eksi 2y eşittir 7. 4x artı 2y eşittir 18 olur. Topladığımda bunlar gider. 5x eşittir 25. X 5 olur. Hemen buradaki ifadeden y'ye ulaşalım. X yerine 5 yazıyorum. Buradan eksi 2 eşittir 2y. Y'miz eksi 1 olur. Denklem sistemimizin çözüm kümesi 5 eksi 1'miş arkadaşlar. Ve buradaki denklemde x ve y'yi yerine yazdığımızda sağlaması gerekir. X yerine 5 yazıyorum. Y yerine eksi 1 yazıyorum. Buradan 5a artı 1 eşittir 16. 5a eşittir 15. A eşittir 15 bölü 5'ten 3 gelir. Gelelim 8'e. A kentinde su faturaları 12 ton aşmayan tüketimler için ton başına 5 TL'den fiyatlandırılmakta olup kullanım miktarı arttıkça fazladan tüketilen suyun ton başına ücreti de aşağıdaki tabloya göre değişmektedir. Mesela 0-12 arasında ton başına ücret 5 TL, 12-20 arasında 6 TL, 20'den büyükse ton başına 7 TL'ymiş arkadaşlar. Aylık su faturası 150 TL olan bir ailenin o ay içerisindeki toplam su tüketimi kaç tondur? Şimdi arkadaşlar sırasıyla gidelim. Burada kaç ton var? 1, 2, en son 12'ye kadar gidiyor, 12 ton var. Hemen yazıyorum. 12 ton su kullanılmış olarak düşüneceğiz. 1 tonu 5 TL ise 12 tonu 5 çarpı 12 ton olacak. Buraya bakıyorum 13, 14, 15 ... 20'ye kadar geldi. Bu aralıkta kaç ton var? Onu hesap edeceğiz arkadaşlar. Peki nasıl? İsterseniz sayın, isterseniz son terim eksi ilk terim artı 1 ile hesaplayın. Burada toplamda 8 ton var. 1 ton 6 TL ise 8 tonu 6 çarpı 8 olur. Şimdi burada da kaç tane ton olduğunu bilmiyorum. Buna da k ton diyelim. 1 tonu 7 TL ise k ton nedir? 7k ton olacaktır. Toplam su faturası 150 TL'ymiş. 60 artı 48 108. 150'den 108 çıkardığımızda 42 olur. 7k 42 ise k'mız 6 olur arkadaşlar. Yani şu bölgede 6 ton varmış. Şimdi bütün suları topluyorum. 12 ton var. 8 ton var. 6 ton da burada var. Ne geldi? 26. Geldik 9'a. X küçük 2 olduğuna göre ifadesinin değeri nedir? Bakacağımız ilk yer buradaki mutlaklı ifadedir. Arkadaşlar x 2'den küçükse 9'dan da küçüktür. O zaman burada mutlağın içi negatiftir. Dışarı çıkarken önüne eksi alarak çıkar. Bir de burada eksi var. Eksi ile eksinin çarpımından artı olur. Yani x artı 5 artı x eksi 9 olur. Şimdi bu ifade neye eşittir? 2x eksi 4'ün mutlak değerine. Bundan sonra tabii ki burada 2x'i oluşturup da gidebilirsiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. 2 çarpı x eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Bu da mutlak 2 çarpı mutlak x eksi 2 demektir. 2 çarpı mutlak x eksi 2 oldu. Bunu buraya alırsak x eksi 2 küçük 0'dır. O zaman mutlağın içi negatif olduğundan önüne eksi alarak dışarı çıkacak. Eksi 2 x eksi 2 diyorum. Buradan da eksi 2x artı 4 geliyor. M'ye verilmiş. M kesişim N kümesi nedir diyor arkadaşlar. Hemen küme olarak çizelim, göstermeye çalışalım. Daha net anlaşılacaktır. M, N. Şimdi 3'ten kapalı parantez olmuş. O yüzden şuraya, hatta biraz daha sağ tarafa alalım. Buraya 3 diyeceğim. 9 açık olduğu için içi boş bir şekilde yazıyorum ve aralığımız burasıdır. Diğeri eksi 5 kapalı parantez olduğu için içi boyalı olacak. 3. 3 de kapalı parantez. Aralığımız burası olacak. Şimdi bu iki ifadenin kesişimi demek, ikisinde de ortak elemanları bulmak demektir. Arkadaşlar böyle kesiştirdiğimde sadece ikisinde de 3 olduğunu görüyorum. Yani M kesişimine 3 olacaktır. 11'e bakalım eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı nedir? Arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapacağız. Ama çarptığımız sayı negatif mi pozitif mi buna dikkat edelim. Mesela 4 sayısı pozitif. Bununla bunu çarptığımda eşitsizliği etkilemez. 4 çarpı 2 eksi x büyük. Buradaki ifade pozitif. X artı 5 ile çarptığım zaman eşitsizliği etkilemez. Şimdi dağıtıyorum. 3x artı 15. Arkadaşlar bunu buraya alıyorum. Eksi 4x eksi 3x büyük. 8'i de sağ tarafa alıyorum. 15 eksi 8. Eksi 7x büyük 7. Bakın her tarafı negatif bir ifadeye böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirdi. X küçük eksi 1 oldu. Eksi 1'den küçük en büyük tam sayımız nedir? Eksi 2'dir. Bir üretici X TL'ye mal ettiği bir malı Y TL'ye satmaktadır. X ile Y arasında Y eşittir 7X eksi 2020 bağıntısı bulunmaktadır. X'in bir tam sayı olduğu bilindiğine göre üreticinin kâra geçmesi için malın maliyeti en az kaç TL olmalıdır? Şimdi arkadaşlar malın maliyeti neymiş? X TL'ymiş. Neye satıyor? Y TL'ye. Peki biz bu adamın karını nasıl buluruz? Satış fiyatından maliyetini çıkartarak. Bu diyor ki kâra geçmesi için diyor maliyeti en az ne olmalıdır? Yani X nedir diyor en az. Arkadaşlar Y dediğimiz ifade 7X eksi 2020'dir. Eksi X diyerek karını bulmuş oluyoruz. Kâr etmesini istediğimiz için bu ifade sıfırdan büyük olmalıdır. 6x büyük 2020, x büyük 336 küsür. O zaman x'imiz burada 337 olur. Hemen 13'e bakalım. A'nın tümleyeni nedir demiş. Arkadaşlar bir dahil ise tümleyeninde bir dahil olmayacak. Ve bu taraf olacak. Hatta önce sayı doğrusunda gösterelim. Ondan sonra tümleyeni hesaplayalım. Bir tanesi A kümesi, bir tanesi tümleyeni. Arkadaşlar birden kapalı, 4'ten açık. Aralığımız burası. Tümleyeni ifadesinde burada birden kapalı ya, birden açık olacak ve burası olacak. 4'ten açık ya. Arkadaşlar 4'ten kapalı olacak ve burası olacak. İşte cevabımız. Peki hangisi olmakta? Adana. Gelelim 14'e. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle x küçük eşit y'yi oluşturmaya çalışalım. Eksenlerimi çiziyorum. Arkadaşlar buradaki ifade aslında y eşittir x doğrusudur. Küçük eşit olduğu için bu doğru böyle bir doğru olacak. Şimdi ben bunu şöyle yazmak istiyorum. Y büyük eşit x. Baktın y büyük eşit var. Ne demiştik önceki testlerde arkadaşlar? Yukarısını tarayacaksın. Şu anda biz y büyük eşit x'i yani x küçük eşit y'yi çizmiş olduk. Diğeri de x büyük eksi 2 diyor. Eksi 2'miz burada arkadaşlar. Sadece büyük olduğu için kesik kesik çiziyorum. Eksi 2 dahil olmadığı için şurada bir boşluk olacak. Ve x'in eksi 2'den büyük olduğu yer neresi? Bakın eksi 2'den büyük olduğu yer maviyle çizdiğim yerdir. Ve arkadaşlar tarıyorum. İkisinin kesiştiği yer yeşil bölgedir. Bize burayı veren hangi cevap olmakta? Şunları silelim. C ya da D olacak. Burada doğruların kesik kesik mi, düz bir çizgi mi ona dikkat edeceğiz. Arkadaşlar cevap Denizli oluyor. Evet, testimizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlarım. Gerçekten bu 14. soru gibi sorularda daha önceki testlerde anlattığımı öğrenirseniz her zaman işiniz çok daha kolay olacaktır. Evet, 49. testimizi tamamladık. 50. testte görüşmek üzere, hoşça kalın.